Dent In Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. İklim değişikliğinin etkilerini masaya yatıracağız. Tabii iklim değişikliği konusunda neler yapılması gerekir, canlıları nasıl etkiliyor? Hocalarımız bizlerle birlikte olacak. Ordu Üniversitesi'nden Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili ve Botanik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Doçent Doktor Fatih Fazlıoğlu bizlerle birlikte olacak. Hemen hocalarımıza dönelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Evet, tabii önemli bir konu. Hep konuşuyoruz iklim değişikliğinin etkilerini aslında. Toplumu da giderek her geçen yıl tedirgin eden bir durum. Canlılara da çok ciddi etkileri var. Tabii bütün etkilerini konuşmaya çalışacağız ama öncelikle bir iklimin tanımını yapalım. Fatih Hocam, sizinle başlayalım sohbetimize. İklim nedir öncelikle? İklim belli bir alandaki hava olaylarının ortalaması olarak açıklayabiliriz. Uzun vadedeki ortalaması, örneğin 30-40 yıldaki sıcaklık, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Ve iklim değişimi de aslında insanlığın sebep olduğu bu iklimdeki değişiklikler. Yani evet, aslında insan kaynaklı. Evet, insan kaynaklı. Mesela sera gazı üretimi sebebiyle sıcaklıkların artması bu iklim değişikliğinin çeşitlerinden bir tanesi. Ve sıcaklıklar artıyor diyoruz ama geçmişte de aslında yaşanan ısınmalar var. Tabii sizinle devam edelim Hasan Hocam. Geçmişte de ısınmalar yaşanıyordu ama yani şu an niye bizi tedirgin ediyor bu yaşanan ısınmalar? Güzel bir soru. Şimdi dünyamız 4,5 milyar yıl yaşında. Oldukça eski bir gezegenimiz var. Bugünkü canlıların ortaya çıkış serüveni bu kadar bir uzun yıla dayanıyor. Bu süreç içerisinde örneğin ilk canlı ne zaman ortaya çıktı? 3,5 milyar yıl önce. O zaman oksijenin solunum yoktu, buna uygun bir ortam yoktu. Daha sonra oksijenli solunum yapan canlılar ortaya çıkınca dış dünya biraz daha yaşanır hale geliyor. 1 milyar yıl önce çok hücreli canlıların ortaya çıktığını da görüyoruz. Daha insan falan yok o zaman. Ama bu süreç içerisinde iklim sürekli değişiyor. Çünkü dünyanın kendisi de sıcak iken yavaş yavaş soğumaya başlıyor. İlk başta çok sıcak dünya zaten. Yaşama elverişli değil. İlk yaşamlar hep sularda gerçekleşiyor. Yaklaşık 550 milyon yıl önce Kambriyen dönemi çok büyük bir canlı çeşitliği sularda çeşitleniyor. Evet. Ve yine dış dünya bu kadar yaşamaya uygun değil, karasal ortamlar. Ve bu arada bir taraftan da kıtalar da kendi halinde değiller. Kıtalar da sürekli birleşiyorlar, açılıyorlar. Bu ayrı bir konu. Daha sonra karasal yaşamda da canlıları görmeye başlıyoruz. Ve dünya bir kendi içerisinde bir hem canlılığın geçirdiği bir serüven var hem de tektonik olarak geçirdiği bir serüven var. Ve bugüne geldiğimizde bugünden geçmişe bakıldığında fosil kayıtlar ve buzullardan alınan ölçümler falan filan dünyadaki sıcaklığın zaten sinüzoidal bir şekilde artıp azaldığını, bugünkünden çok daha fazla sıcak dönemler yaşandığını biliyoruz. O zaman neden endişeleniyoruz değil mi? Madem dünya evet, bu kadar bu dönemden daha sıcak bir dönemler geçirdiyse bundan çok endişelenmeye gerek yok gibi bir soru. Gayet mantıklı bir soru olabilir. Sorun şu ki o dönemki ısınmalar uzun bir süreç içerisinde gerçekleşiyor idi. Ve o zamanki yaşayan canlılar bu uzun süre içerisinde kendilerini o yaşama adapte edebilenler yaşamaya devam ediyor idi. Yaşayamayanlar zaten nesilleri yok oluyordu. Ve nesli yok olmuş dünya kadar canlı türü var. Bu açıdan tekrar günümüze geldiğimiz zaman antroposen çağındayız değil mi? İnsan çağı diyoruz bu çağa. Evet. Bu çağ ne zaman başlıyor? Çeşitli görüşler var. İşte bir takım görüşler diyor ki ilk tarımın başladığı dönem. Yani Göbekli Tepe gibi bir döneme gidin. Bir kısım insanlar diyor ki sanayi devrimiyle birlikte başlamış olabilir. Bu da 18. 19. yıl gibi diyelim. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yani 100 yıl gibi bir süre içerisinde biz dünyayı çok hızlı bir şekilde ısıttık. Ha, diyeceksiniz ki 1 derece ısıttık.
bir derecelik bir artış görünüyor 100 yıl içerisinde. Hı hı. Bir derece canım ne olacak? Hocam söyledi. Ne olur hocam? Bir olur, derece olunca ne olur? Bir anda kelebek etkisi gibi etkilerini görebiliriz aslında. Yani deniz suyu da mesela sıcaklığı da bir derece artabiliyor. Hava sıcaklığı bir derece artabiliyor. Slide 4 mesela. Evet, Karadeniz'de de mesela slide 4'ü açabilirsek. Aslında işte sıcaklığın çok arttığı ifade ediliyor mesela. Bununla birlikte selafetleri yaşıyoruz. Evet, tüm dünyada da aslında okyanuslarda buzulların erimesiyle beraber deniz seviyesi, su seviyesi yükseliyor mesela. Son 100 yılda 20 santim yükselme olduğu görüldü. Örneğin denizdeki, okyanustaki akıntılar da değişikliğe uğrayabiliyor. Peki Fatih Hocam, bitkiler üzerindeki etkilerini konuşmaya geçelim yavaş yavaş. Nasıl etkileniyor bitkiler bu ısınma sonucunda? Aslında ısınma çoğu canlı için faydalı bir şey. Yani metabolizması hızlanıyor, daha hızlı gelişebiliyor, büyüyebiliyor. Ama mesela zamanında iklim değişikliğine bağlı olarak ilkbahar daha erken geldiği zaman çiçeklenme zamanı değişebilir. Buna uyum sağlamak için bitkiler daha erkenden çiçeklenmeye başlayabilir. Ama etrafındaki diğer canlılar buna hazır mı? Mesela tozlaşmayı sağlayan arı ya da diğer türler, böcek türleri de aynı şekilde buna hazır olması gerekir. Adapte olması gerekir. Tozlaşmayı canlının devamını sağlayabilmesi için. Yani bir son yıllardaki çalışmalar mesela bitkilerin daha erken, 2 hafta mesela, 3 hafta önceden çiçeklenmeye başladığını gösterebiliyor. Şimdi aklıma fındık geldi. Fındık da mesela erken yaprak açıyor ısınma sonucunda. Ama sonrasında oluşan bir zirai donla çok fazla etkileniyor mesela. Evet, yani çiçek zamanı bitkilerin en hassas olduğu zaman oluyor aslında. Sürekli sıvı kaybediyor, su kaybediyor ve en ufak bir sıcaklık değişiminde işte donma, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu işte donma olaylarına karşı hassasiyetini arttıracak erken çiçeklenme. İklim değişikliğinin bir etkisi olarak da ürünlerde hasatta verim düşüklüğüne sebep olabiliyor. Evet. Hasan Hocam sizinle devam edelim. Şimdi hocamız Fatih Hocamız söyledi sadece hani bitkiler üzerinde düşünmemek lazım. Diğer canlılar da etkiliyor. Arılar mesela tozlaşmayı sağlayan hayvanlar mesela. Diğer canlılara baktığımızda etkilerini nasıl görüyorsunuz? Ondan önce yansıda da biraz önce izledik. Karadeniz suyu da örneğin 1 derece 70'lerden bu tarafa bizde kayıtlar var. Dünya genelde bazı yerlerde 1800 yıllardan beri bir iklim kaydı var sürekli. Biz buradan anlıyoruz iklimin bir derecenin ne gibi etkisi olabilir diye sorduk ya. Evet. Gün içinde artıyor azalıyor canım yani bir derece. Ortalama bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Ortalama bir sıcaklık. Şimdi mesela çam başında kar var buz gibi yani gayet serin soğuk yani değil mi? Öyle gibi görünüyor ama çok ekstrem olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok yani son 10 yılda özellikle bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıkları kaydediyoruz değil mi? İnanılmaz orman yangınları, şunlar, bunlar, sel felaketleri, bütün bunlar bir şekilde iklimin etkisi olarak ortaya çıkıyor. Fakat ondan önce bir şeye daha gelmek lazım. Mesela slide 18'de iklimden daha korkutucu şeyler var. Nasıl hocam? İnsan... İnsanın yaptığı faaliyetler evet. Asıl korkulacak şeyler. İklimden daha fazla bundan korkalım. Mesela arazi kullanımı. 1960'ların, 70'lerin ordu fotoğraflarına bakıyoruz. Sağda solda sergileniyor değil mi? Ordu ne kadar, şimdi ne kadar? Ne kadar tarım yapılabilir alanlar bina oldu? Ne kadar orman alanı tarım alanına çevrildi? Yani asıl canlıların yok olmasına... Onların habitatlarının daralmasına neden olan şey %75-80 ölçekte arazi ve denizin vahşice kullanılmasından kaynaklanıyor. İklimin bunlar üzerindeki etkisi daha az. Evet. Ama neden iklim bizi korkutuyor? Biz de, bitkiler de, hocam bahsetti, canlılar da bu hızlı değişime adaptasyon sağlayacak kadar bir süremiz yok. Yani adaptasyon sağlayamayacağız. Adaptasyon sağlamakta hocam dedi senkronizasyon. Yani polinatör yani tozlaştırıcı böcekler olmaz ise bu tarım nasıl ilerleyecek? Evet. Bu ürünler nasıl yani bitkiler nasıl tozlaşacak? Sadece insan odaklı düşünmeyelim. Doğadaki diğer canlıları da düşünecek olursak birçok herbivor canlı var değil mi? Bunlar nasıl beslenecek? Yani... Çiçek açma zamanıyla tozlaştırıcının aynı dönemde birlikte olması lazım ki orada doğa işlevini yürütsün. Bu
zamanlama bozulursa, yani yumurtadan erken çıkarsa böcek sıcak nedeniyle, çiçekte geç açarsa onlar aynı zamana denk gelmeyecektir. O zaman işte burada bir sorun başlıyor. Bu kısa dönem içerisinde canlıların adaptasyon sorunu var. Yani biz özellikle kendimize dikkat edelim. Yani iklimin bu şekilde bozulmasına yol açan kişi şeyler biziz, canlılar biziz. Diğer canlıların bunda bir kabahati yok. Evet. Bir şey diyecek misin hocam? Fatih Bey, hocam şöyle şunu da soralım. Şimdi kısa ve uzun vadede bitkiler üzerinde biz bu iklim değişikliği bu şekilde devam ederse, ısınmalar devam ederse nelerle karşılaşırız? Kısa vadede az önce bahsetmiştik, yine erken çiçeklenme gibi olaylar görülebilir ya da don olaylarına maruz kalması. Uzun vadede ise türler kuzey enlemlere doğru göç etmeye başlıyor. Bitki türleri bile, yani hayvanlar da dahil olmak üzere. Yani kutuplara daha yakın bölgeler daha sıcak olduğu için artık yaşama elverişli oluyor. Bir zamanlar düşük sıcaklık sebebiyle burada yaşayamayan bitkiler yaşayabilir duruma geçebilir. Aynı şekilde yükselti boyunca da bitkiler daha yüksek rakımlara yükselebilir. Mesela dağ eteklerindeki bazı bitki türler artık yukarılar yeterince soğuk olmadığı için oralarda yaşamaya devam edebilir. Yani sürekli bir göç hali görülebilir. Ben hep fındığı merak ediyorum ama şimdi bölgemizde yani fındık bahçeleri çok olduğu için, fındıkla geçimini sağlayan bir bölge olduğumuz için fındığı neler bekler mesela önümüzdeki süreçte? Burada artık fındık üretemeyecek miyiz biz? Yani ziraatçı hocalarım tabii ki çok daha iyi bilir konuyu. Evet. Ben genel anlamda trend olarak etkilenmiş olacak. Yani daha yüksek rakımlarda belki fındık ekimi yapabileceğiz. Yani daha elverişli olacağı için. Daha çok etkilenecek tabii. Evet, yukarıdaki kesimlerde mesela bu sefer tabii oradaki türleri de düşünmemiz gerekir. Sadece yöreye özgü türlerimiz mevcut. Ordu'da mesela 200'e yakın endemik tür var. Bunların bir kısmı da dağların yüksek kesimlerinde alpin zon dediğimiz bölgelerde yaşıyor. Biz fındığı daha da yukarı taşırsak buradaki türler bu sefer tehlike altında olabilir. Yani sürekli bir etkileşim söz konusu. Evet. Şimdi burada hocama ilaveten söyleyeyim. Bunu tahminleyecek yöntemler var bilimsel olarak. Ekolojik niş modellemeler dediğimiz bir yöntem var. Bunda coğrafi bilgi sisteminden falan faydalanıp bir yöntem içerisinde gelecek perspektifi yapabiliyoruz. Yani fındık için yapılmış mıdır bilmiyorum. Fındık için en uygun, atıyorum 2050 yılında fındık için en uygun alanlar neresi olacak? Bunu tahminleme şansı var aslında. Yapılmış mıdır bilmiyorum. Ama benim alanım olmadığı için ben onu bilemiyorum. Fakat bazı canlılarda bu durum yapılmış. Mesela slide 38'i getirebilirlerse ekrana. Burada Anadolu yer sincabı diye bir hayvan var. Böyle yer sincabı şeklinde ekranlarda da görebilir Bunun güncel hali mesela şu günümüzde ekranda görebilsek aslında daha iyi anlaşılabilir. Şimdi arkadaşlar gelecek. Evet. Güncel dağılım alanı şuralar. Yani sarı ve yeşil noktalar bu hayvan için bulunan ve en uygun yaşam alanları. Şimdi bu niş modellemesiyle acaba 2050 yılında bu canlı için yaşanabilir alanlar neresi olacak diye soru sorduğumuzda bunun için iki senaryo var. İyimser senaryo, kötümser senaryo. İyimser senaryo ile kötümser senaryo arasında çok ciddi farklar olmuyor maalesef bu iklim değişimi nedeniyle. Bakın haritaya, en alttaki haritaya. Yani bu kadar şu günümüzdeki olandan ne kadar dar bir alanda hayvanın yaşama şansı kalıyor. Evet. Bu iklim nedeniyle. Ya biz de buralarda tarla açmaya devam edersek, bu bozkırları bozmaya devam edersek veya fındık gibi düşünün yani. O zaman bizim yapabileceğimiz çözüm önerilerimiz var. O zaman iklim değişimine dayanıklı yeni türlerin, yeni fındık çeşitlerinin ekilmeye, dikilmeye başlaması gerekiyor. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Mesela fındığa, zirai dona dayanıklı türler var. Yeni türler mesela. Bizim fındık bahçelerini yenilememiz lazım. Yoksa fındığı tamamen kaybetmiş olacağız bu bölgede. Ya, tamamen kaybolmaz elbette ama yani verim düşer. Evet. Daha fazla uğraşmak zaten zorunda farklı kalırsınız. Fındıkta farklı problemler de yaşandığı için bir değer böyle olursa zirai don da çok fazla etkilerse üretici bahçesine belki hiç bakım yapmayacak. Artık fındıktan vazgeçeceğiz belki de maalesef ki. O yüzden tedbirli olmak lazım. Şöyle bir toparlayacak olursak Fatih Hocam neler söylersiniz?
Sizce bitkilerin bu iklim değişikliğinden etkilenmemesi için neler yapılması lazım? Ne gibi çalışmalar yapılabilir? Dinleyelim. Tabii bu çok yönlü bir soru. Yani yönetim bazında da insanların farklı ölçeklerde bakılabilir. Yani Birleşmiş Milletler bunun üzerine hükümetler arası iklim değişikliği paneli var. Bunun yayınladığı raporlar oluyor örneğin. Burada insanlar bir çeşit uyarı gibi aslında. Bakın 2030 yılına kadar 1,5 derecelik artış kaçınılmayacak. Bunun önlemini şimdiden almamız gerektiğini belirtiyorlar. Örneğin insanlık bir araya geldiği zaman çözüm, yani bu sorunu biz yarattık. Bu sorunu çözebilecek olanlar yine insanlar. Örneğin 1988'de imzalanan bir anlaşmayla buzdolabındaki spreylerde kullanılan kloroflorokarbonlar yasaklandı. Bu yasaklanmasıyla ozon tabakası kendisini yenileyebildi. Yenilebilmek evet. için bir fırsat yaratmış olduk. Yani bu şekilde yasal düzenlemelerle biz karbon salımımızı azaltarak, fosil yakıt kullanımımızı azaltarak uzun vadede yine sıcaklık artışını engellemeye çalışabiliriz. Evet. Hasan Hocam, sizin tavsiyeleriniz neler olacak? Ne gibi önlemler alınmalı? Çok basit. Hem toparlamış olalım. Teşekkür ederim. Çok basit. İnsan odaklı değil, doğa odaklı düşünmemiz gerekiyor. Ya yaptığımız iş insana nasıl bir faydası var mantığıyla yola çıktığımız sürece biz kaybetmeye mahkumuz. Yaptığımız müdahalenin doğaya ne gibi bir faydası var veya doğaya ne kadar zarar verecek gibi. Park yaparken, yol yaparken, baraj yaparken ne yaparsak yapalım doğaya nasıl etkisi var? Aslında chat raporlar onlar bunlar şunlar var. Bunları biraz daha ciddi ve kapsamlı yapmamız gerekiyor. Yani işte görüyoruz işte son dönemleri. Değil mi? Yani şehirlerimizde bisikletle, değil mi? Bisikletle bisiklet kullanımını arttırmamız gerekiyor. Örneğin, yani karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Bu şart. Arabamız var, param var, her şeye giderim mantığından çıkmamız lazım. Havaların güzel olduğu zaman, gidilebilir olduğu zaman bisikletle bir yere. O zaman yerel yönetimde bisiklet yollarını sağlaması lazım oradan buraya. Ordumuz için konuşacak olursak işte üniversiteye falan gidiş geliş bisiklet yolları neden olmasın önerilebilir. Bu tür şeyleri ne kadar suyu az kullanırsak, değil mi? Duşta yarım saat değil de 10 dakika kalacağız. Parası ben veriyorum parasını. Param da var deme dönemi geçti artık. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Yani işte ne bileyim mutfaklarda çift lavabo bulunduracağız. Normal meyve, sebze falan yıkarken bunları orada yıkayacağız. O suyu biriktireceğiz. Bütün sitenin biriktirdiğini düşünün. Ve sitenin bahçesi belki bu suyla sulanacak. Yani çünkü su çok kıymetli bir şey. Yani ordu türküsü var ya, ordu işte dereler yukarıya aksa evet. aksa falan. Dereler normal aksın istiyoruz değil mi? Normal aksın. Yeter ki aksın. Yukarıya akmasına gerek yok. Temiz aksın. Ve aksın. Biz bunları geleceğini sağlamamız lazım. Kendimiz için değil, gelecek kuşaklar için ve doğa için. Evet. İklim değişikliği çok önemli. Tabii bakanlığımızın bile ismi değişti. Ve evet. birçok çalışmaya da imza atılıyor. Dünyanın bu şekilde... Çalıştay yapıldı geçen evet, haftalar. Evet. Çalıştay Konya'da. Yapıldı. Dünyanın bu şekilde mücadele etmesi lazım. Tabii konu da çok önemli bir konu. Aslında daha geniş konuşulması evet. gereken bir konu. İnşallah sizi daha sonra... İnşallah daha uzun bir sürede, 1-1,5 saatte daha geniş bir şekilde masaya yatırmak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Davetiniz için biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ama dediğimiz gibi çok daha geniş bir şekilde evet, bu konuyu masaya yatırırız ve slaytlarla birlikte izleyicilerimize evet, daha evet. güzel bilgiler veririz diyelim. Teşekkür ve, ederim. Ve veda edelim efendim. Tabii bir Ekran Gazetesi'nin daha sonuna geldik. Bugün Ordu Üniversitesi'nden hocalarımızı programımızda ağırladık. Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili ve Botanik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Doçent Doktor Fatih Fazlıoğlu bizlerle birlikte oldu. İklimin tanımını yaptık. İklim değişikliğinin canlılar üzerindeki etkilerini konuştuk. Alınması gereken önlemler konusunda da hocalarımızın tavsiyelerini dinlemiş olduk efendim. Veda ediyoruz. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşça kalın. Dent'in özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.